İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının ön seçim kampanyası. Batı Ermenistan'ın evlatları Levon Levonyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Seçim öncesi kampanya, Violeta Azarosyan. Artsakh Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongre Komitesi'nde düzenlenen Artsakh Dağlı Karabağ halkının korunması konulu oturumları memnuniyetle karşılıyor. İnsan hakları savunucusu, işkence mağdurlarıyla dayanışma gününde bir mesaj yayınladı. Bakü'de Ermeni tutsaklar işkence görüyor. Artsakh Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı, ulusal takım Abhazya ile ön eleme maçına hazırlanıyor. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu sizi 2023 Aralık ayında gerçekleşecek parlamento seçimleri için yapılan seçim kampanyası çerçevesinde düzenlenen 17. Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. İngilizce sunulacak toplantı 29 Haziran 2023'te Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Zoom toplantısının konusu Batı Ermenistan Cumhuriyeti, yani Ermenistan Devleti Anayasası. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılın. Levon, 13 Ağustos 2000'de Sevan şehrinde doğdu. Çocukluğundan beri karate, dövüş sanatlarıyla uğraştı, bir süre sonra katılmayı bıraktı. Yarışmalardan biri sırasında rakibi yaralanınca hayal kırıklığına uğradı. Sevan, 6 numaralı ortaokulda okudu. Ardından Yerevan Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kabul edildi. Gelecekte askeri müfettiş olacaktı. 2020 yılında Levon okulun 3. yılını yarıda bırakarak zorunlu askerlik hizmeti için yola çıktı. Martuni 3. Askeri Birliği'nde görev yaptı. Röportajlardan birinde Levon'un annesi Angela şunları söyledi. Bütün savaş boyunca bizimle konuşurken sesi bir kez bile titremedi. Bize umut veren kendisiydi. Zafere inanıyordu. Güvenli bir yerde olduğunu bir sır olarak sakladı. Son 7 gün boyunca sadece yarım dakika aradı. Hep bomba patlaması seslerini duydum. Gerçeği söylemesi için onu zorladım. Nerede olduğunu, Garmir Şuga köyünde olduğunu öğrendim. Asker arkadaşları ve müfreze komutanı kendisinin ve müfrezesinin kahramanlıklarını anlattı. Hiçbiri mevzilerinden ayrılmadı. Yiğitçe savaştılar. Oğlum sadece 38 günlük askerdi. 34 gün savaştı ve 30 Ekim'de İHA saldırısı sonucu şehit oldu. Ölümünden önce Cehennem Vadisi'nden Şuşi'ye doğru ilerleyen düşmanın zırhlı birliğini düşürmeyi başardılar. Levon Levonyan, olağanüstü başarılarından dolayı ölümünden sonra Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan'ın emriyle Savaş Hizmeti madalyasıyla onurlandırıldı. Cenazesi memleketi Gomadzor köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Levon, Gomadzor'un tek kahramanıdır. Kültürel mirasın birçok tanımı vardır. Her durumda iki bileşen dikkate alınmalıdır. Kültür nedir ve miras nedir? Pek çok terimi kullanmaktan kaçınmak için yaşayan miras yaklaşımına odaklanalım. Nesilden nesile aktarılan, zamanla değişen, ancak yaşamaya devam eden ve varlığını sürdüren uygulamalar, bilgiler, beceriler. Canlılık mirasın var olduğunun, aktarıldığının, değiştiğinin ve toplum hayatında sürekli olarak belirli bir rol oynadığının ilk göstergesidir. Bu rol, başlangıçtaki bir işlevden tamamen yeni bir şeye dönüşebilir. Değişim, yaşayan kültürel mirasla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bu değişimin olgusu kabullenmeli. Kültürel miras donmuş bir durum değildir ve tam tersine ancak hareketliliği ve canlılığı durumunda gruplaşma, gurur, yaratıcılık ve tatmin duygusu doğurur. Belki de bu formülasyonlarda özcü bir kültür anlayışı riski vardır. O halde herhangi bir topluluğa özgü herhangi bir özellik, herhangi bir topluluğun, grubun, kimliğin karakteristiğidir. Ancak kültürel mirasın anlamı bu grup kimliklerinin önüne geçmektir. Kültürel miras hangi gruplar için önemlidir? Genel olarak kültürel mirasla ilgili konuşma aşağıdan yukarıya, demokratik, yatay yaklaşımlara indirgenir.
Ancak bunların mümkün olabilmesi için kültürel mirası koruma yükümlülüklerini tanımlayan uluslararası bir arbitraj oluşturulmuştur. Kurtarma ve koruma sorunu kültürel maddi mirasın insanlık tarihi için öneminden kaynaklanmaktadır. Ancak belirli bir andan itibaren uluslararası gündem insanlığın varoluşu boyunca biriken çeşitli bilgi ve uygulamaların somut olmayan mirasın önemini fark etmiştir. Canlılığı ve nesilden nesile aktarılan yeteneği ile tanımlanıyordu. Uluslararası gündem somut olmayan kültürel miras ve taşıyıcıları arasındaki bağlantıyı sürdürmeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Fırıncılık, Batı Ermenistan'ın canlı somut olmayan mirasının başarılı bir örneğidir. Bu gelenek bugün var ancak artık 19. yüzyıl toplumunda olduğu gibi değil. Ancak aynı çömlekçilik alanında büyük çömlek yapma sanatının korunması ve restore edilmesi gerekmektedir. Çünkü nedense canlılığını kaybetmiştir. Özellikle kültürel mirası oluşturan topluluk, grup ve bireylere uluslararası gündemde önemli, öncü bir rol vermekte ve bu topluluklar mirasına dönmedikçe yukarıdan aşağıya politikaların etkili olamayacağı düşünülmektedir. 2000'li yılların başında UNESCO, somut olmayan kültürel mirasın korunmasına dair sözleşmeyi bundan doğan yükümlülüklerle kabul etmiştir. Topluluklar için mirasın rolünü belirlemek için özel bilgi ve teknik gerektiren belirli yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Somut olmayan kültürel miras aşağıdaki alanları içerir. Dil ve konuşmaya ilişkin sözlü gelenekler ve uygulamalar, söz konusu toplumun hayatında belirli bir öneme sahip olan sosyal ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen atasözü, masal, deyim, dua ve diğer sözlü formüller. Sahne sanatları ve becerileri, vokal ve enstrümantal performanslar ve bunların topluluk yaşamındaki rolü. Bunlar solo şarkılar ve korolar, grup ve bireysel danslar, halk tiyatrolarıdır. İçeriklerini kaybetmemiş olan toplumsal işlevlerini taşımaya devam eden pratikler ve ritüeller. Dua ve uzay hakkında halk bilgisi. Geleneksel el zanatları ve ilgili beceriler. Violeta Gazarosyan, 8 Mayıs 1975'te Yerevan'da doğdu. 1982'den 124 numaralı ortaokulda okudu ve 1992'de mezun oldu. Okulla birlikte 18 numaralı müzik okulunda müzik dersi aldı. 1993-1998'de Valeri Bulusov'un adını taşıyan üniversitenin İngilizce bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra Erebuni Oteli'nde çalıştı. 1999'da Fransa'nın Marsilya kentine taşındı. Çeşitli Ermeni kuruluşlarında çalıştı. 2005 yılında Samvel Garabedyan'ın Marsilya'daki sergi konferansı sırasında Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan ile tanışma fırsatı buldu. Batı Ermenistan yapısında sekreter olarak çalışmaya başladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosu üyeliğine seçildi. Parlamento sekreterliği çalışmalarını yürüttü, Birleşmiş Milletler yerli halklar toplantılarına katıldı, Marsilya'da bilimsel konferanslar ve yuvarlak masa toplantıları düzenledi. Violeta Gazarosyan ile ilgili videoyu Western Armenia TV'nin YouTube sayfamızda izleyebilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu'nda 22 Haziran'da düzenlenen Artsakh Dağlık Karabağ halkının korunması başlıklı oturumları memnuniyetle karşılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleri Chris Schmidt, James McGovern, Adam Schiff, Frank Ballon, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi John Evans dahil olmak üzere duruşmaları düzenleyenlere ve katılımcılara Bakü yetkililerinin yasa dışı ve saldırgan emelleri konusunda farkındalık yaratma ve Artsakh halkının haklarını koruma çabaları için derin şükranlarını sunar.
Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Armen Press'e bildirdiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyelerinin konuşmalarında Amerika Birleşik Devletleri liderliğini Artsakh Dağlık Karabağ'daki sivil halkın korunmasını sağlamak ve yeni savaşlara ve yeni suçlara yol açabilecek daha fazla gerilimi önlemek için mümkün olan tüm önlemleri uygulamaya çağırması özel bir ilgiyi hak ediyor. Yorumda bu formatta duruşmaların yapılmasının hem siyasi hem de ahlaki açıdan önemli bir adım olduğundan eminiz. Çünkü Bakü hükümetinin yayılmacı ve savaşçı politikası yalnızca Ermeni halkı ve Ermenistan devleti için değil, aynı zamanda bölgesel istikrar ve genel olarak uygar dünya için de ciddi bir meydan okuma ve tehdittir ifadesi kaydedildi. Azerbaycan'da tutulan Ermeni savaş esirleri ve siviller işkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz kalıyor. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Anahit Manasyan, uluslararası işkence mağdurlarıyla danışma günü ile bağlantılı olarak bununla ilgili bir mesaj gönderdi ve bu durumun iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Mesajda şöyle deniyor: herhangi bir savaş veya savaş tehdidi, iç siyasi istikrarsızlık işkenceyi haklı gösteremez. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu yıllık ve özel raporlarda temel insan haklarının ihlal edilmesinden kaynaklanan manevi zararlar için tazminat mekanizmasının eksikliklerini her zaman vurgulamıştır. İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezanın sonucu olarak meydana gelen maddi olmayan zararlar için tazminat yapılarının olmaması özellikle belirgindir. 26 Haziran gününün Dünya İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Günü olarak Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildiğini hatırlatalım. Artsakh Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Meher Avanesyan, News IM Sport muhabiriyle yaptığı görüşmede, Artsakh futbol takımı Abhazya ile ön eleme maçına hazırlanıyor. Bir tek sorun Bakü yetkilileri tarafından yolun kapatılmasıdır açıklamasında bulundu. Artsakh futbol takımı Abhazya ulusal takımı ile ön eleme maçı yapmak zorundadır. Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (KONIFA) Dünya Şampiyonası Avrupa Bölgesi ön eleme maçı 10 Temmuz'da Sohum'daki Dinamo Stadyumunda oynanacak. Meher Avanesyan, mevcut duruma kapalı yola rağmen takımımız Abhazya takımı ile KONIFA maçına hazırlanıyor. Toplantılar, eğitimler düzenliyoruz. Her şey üst düzeyde yapılıyor. Tek engel bu abluka. Tanrı'nın izniyle bazı olumlu siyasi kararların alınmasını ve ilerlememizi bekliyoruz. Bize her şey sağlanıyor. Takımın hiçbir eksiği yok. Söz konusu ulusal takım olduysa biz her şeye hazırız. Ulusal takımı, teknik direktörü ve yönetim kadrosu ile birlikte her ne olursa olsun yemek olmasa da o maça hazırlanacağız. Bu durum olmasaydı Abhazya ile burada Artsakh'ta oynardık. Durumdan dolayı KONIFA maçı Abhazya'da düzenlemeye karar verdi, dedi. Bugünkü Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan Uluslar Dünya Kupası'nın son turnuvası 2024'te Kürdistan'ın Kuzey Irak'ta yapılacak. Bugünkü Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından tanınmayan Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nın 2019 Temmuz-Haziran aylarında Artsakh'ta düzenlendiğini, KONIFA Euro 2019 ve Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın da katıldığını hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni antik ruhani şarkısı Yela Danis adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.